Sevgili voleybol ailesi ve Vestel ailesi, herkese iyi sabahlar, hayırlı haftalar. Sağlıklı, sıhhatli günler dilerim en baştan. Çünkü bütün gündem sağlık artık. Bugün Akif Başkan'la beraber üstünde çalıştığımız güzel bir projenin duyurusu bir araya geldik. Vestel ailesi ve voleybol ailesi olarak 2016 yılından bu yana 4 yıldır mutlu mesut bir birlikteliğimiz var. Kazan kazan şeklinde giden hem sporu hem sponsorluğu büyüten işlere imza attık Akif Bey ve ekibiyle beraber. Gönül isterdi ki bu pandemi olmasaydı daha önce sizlerle bir yere geldiğimiz gibi en son Mürver'de bir yere gelmiş Karaköy'de. Daha güzel bir ortamda, daha iyi bir manzara ile bir yere gelelim ama yeni dönemin gerçeği sanal gerçeklik. Sanal bir ortamda beraberiz ama geçer geçmez Akif Başkan'la konuşup inşallah ailecek bir yere geliyor olacağız. Biz Akif Başkan'la yeni dönemde neler yaparızı konuşmak için telefonla konuştuğumuzda telefon görüşmemiz 30 dakika sürdü. Bunun 20 dakikası hal hatır ve aileyle ilgili görüşme geçti. 10 dakikada ise yeni dönem konuştuk. Yeni dönemde neler yapacağımızı konuştuk. 10 dakika sürdü o. Bundan önceki aynen görüşmeler gibi. Çünkü biz ilk sponsorluğu yaptığımızda sponsorluk 2016 yılında sadece 2 yıl süreliydi. Görüyorsunuz uzatarak nereye geldik ve şimdi 3 yıllık bir akde imza attık başkanla beraber. Ve konuştuğumuzda işbirliğimizi biraz daha uluslararası boyuta taşımayı hayal ettiğimizi konuştuk beraber. Biliyorsunuz mesela kendi sektöründe 22 yıldır aralıksız ihracat lideri. Ve bizim ihracatımız dünyada 155 ülkeye yapıyoruz bunu. Milli takımlarımız da kadın milli takım olsun, erkek milli takımımız olsun. Hem de her yaş kategorisinde uluslararası anlamdaki faaliyetlerini göz önüne bulundurunca biz biraz daha işin lig sponsorluğundan, Vestel Deli Sultanlar Ligi sponsorluğundan milli takımlar sponsorluğuna geçmeye karar verdik. Sağ olsun Başkan Bey de bunu çok olumlu karşıladılar. Dediğim gibi 10 dakika sürdü görüşmemiz. Ve buradaki sponsorluğumuzu maddi manevi, yani altını çizmekte fayda var, büyüterek bir ileri boyuta taşıdık. Hem kadın milli takımımızın ana sponsoruyuz, çok şükür. Göğüs reklamlarını yer alacağız. Bütün şeylerin, yaş gruplarının, hem erkek milli takımımızın yine bütün yaş kategorilerinde resmi sponsoruyuz. Erkek milli takımı da omuzunda yer alıyor olacağız. Ama aynı zamanda Türk voleybolunun bir alameti farikası olan Burhan Felek Spor Salonu'nda isim sponsorluğunda bu büyük pakete dahil. Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu olarak bundan sonra isimlendiriliyor olacak o tarafta. Biz Vestel ailesi olarak Akif Başkan'la ve voleybol ailesiyle son 4 yılda her türlü sınava tabi tutulduk aslında. Şimdi 2000 sponsor olduktan sonra Rahip Brunson çalkantısını yaşadık. Finansal çalkantıları yaşadık. Yetmezmiş gibi işte göktaşın çarpmasından bir önceki aşama olan dünyadaki pandemiyi yaşadık. Ve bu bütün sınavlarda inanın biz Vestel ailesi olarak tabii ki çok önemli tasarruf tedbirleri aldık. Kurum dahilinde, kurumla ilgili, kurumların devamı için. Ama voleybol masaya geldiğinde yönetim kurulunda olsun, icra kurulunda olsun bunu her zaman 5 dakika ile 7 dakika arasında tartışıldı. Devam edelim, nasıl devam edelim? Çünkü biz gerçekten buradaki bizi buna bir yatırım olarak bakıyoruz ve yatırıma uzun vadeli olarak bakıyoruz. Nitekim pandemide de ne her şey, her türlü tasarruf tedbirleri masadaydı ama voleybol masada değildi. Onu devam ettirme kararını çok hızlı verdik. Ve bundan sonra da önümüzdeki 3 yıl boyunca buradaki sponsorluğumuz devam edecek. Ben sözleri çok daha fazla uzatmadan Türk voleybol ailesinin babası ve başkanı, yani hem baba hem başkan öyle samimi kişiliği sebebiyle. Ama aynı zamanda ben sadece voleybolla sınırlamak istemiyorum. Her yerde söylediğim gibi Türk sporunda ve Türk spor tarihinde bence örnek teşkil edecek bir entelektüel birikime, bir kişiliğe sahip olan Mehmet Akif Üstündağ Beyefendi'ye sözü bırakmak istiyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum bu güzel duygularınız, düşünceleriniz için. Biz de bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz. Tüm katılımcılara merhaba diyorum, hoş geldiniz diyorum. Evet, bu Ergun Bey'in şu sözüyle
Ben de katılıyorum ve hatırlatmak istiyorum. Bizde de ne şans varmış, başkan olduk, her şeyle karşı karşıya geldik. Uçak düştü, pandemi oldu, her şey oldu. Ama olmayan bir şey kurumsal anlamda, sistem anlamında güzel bir çalışmayla, başarılarla dolu yıllar geçirmemiz bizim en büyük tesellimiz ve sınavdan başarılı bir şekilde sınavdan geçtiğimizi düşünüyorum. Camiada bunu böyle görüyor zaten, takdir ediyor. Ben de Vestel ailesine bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Vestel'le 2016-2017 yılında itibaren değer ortaklığımız bugün de bir yenisi eklenmekte. Ve bu eklenen yenilikten dolayı da mutluluk ve heyecan yaşıyoruz. Gururluyuz. Çünkü Vestel bugüne kadar Türkiye Voleybol Federasyonu'na ana sponsorluğuyla destek oldu. Avrupa'nın en iyi ligi olan Sultanlar Ligi'ne isim sponsor oldu. Erkek milli takımının ana sponsoru oldu. Vestel artık başta A milli kadın voleybol takımı olmak üzere tüm kadın voleybol milli takımlarının ana sponsorluğu. Yine başta A milli erkek voleybol takımı ile birlikte tüm erkek voleybol milli takımlarımızın resmi sponsorluğunu üstlenecek. Ayrıca bugün itibariyle Vestel ulusal veya uluslararası alanda müsabakaların oynandığı Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Voleybol Salonu'nun da isim sponsoru olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu anlamda bu anlaşmayla birlikte salonun adı artık TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu olarak anılacak. Ben bir kez daha sizlerin huzurunda, tüm katılımcıların huzurunda Vestel ailesi, başta Ergun Bey olmak üzere Vestel ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlaşmaların Türk voleyboluna, Türk sporuna, tüm camiaya, Vestel camiasına, oyuncularımıza, yani voleybola değer katan, değer veren, voleybolun yanında olan herkese hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Ergun Bey'in de belirttiği gibi uzun soluklu bir anlaşmalar olmuştur. Ben göreve geldiğim günde Ergun Bey'le ilk tanışmamızda da sohbetten sonra bu işbirliği görüşmeleri yapıldığında herhalde biz bir 10 dakikayı 15 dakikayı geçmeyen anlaşmalarla yola devam ettik. Çünkü ben şöyle bir yapım var. Samimi olmak, dürüst olmak, şeffaf olmak ve paylaşımcı olmak bizim için çok önemli. Ben bu saydığım konularda gerçi kendi oyuncularıma, teknik ekibime, camiama, kulüplerime, yol arkadaşlarıma, sponsorlarıma hep böyle davrandık ve böyle bir yol haritası izledik. Bu anlamda da çok mutluyuz ki çok güzel dönüşler alıyoruz. Bizim bir kere manevi olarak bizlerin yanında olması, sponsorların hem maddi hem manevi destek vermeleri çok anlamlı. Bize güç katıyor, bize ilham veriyor, bizim başarımıza ortak oluyorlar. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Dolayısıyla Türk voleybolu önemli başarılar elde etti. Etmeye de devam ediyor. Bugün hala dördüncü maçımıza çıkacağımız 17 takımının 3'lü 3 galibiyetle hemen hemen yarı finali garantiledi. İki maçımız var ama bir mucize olmazsa %99 yarı finali garantilediğimiz bir durum. Bu 19'un Avrupa şampiyonu olması. Türkiye'de oynadığımız 14 bin kişinin türbünleri doldurup binlerce kişinin dışarıda dev ekranlarda seyredip bir tarih yazdı. O sultanların başarısını hep birlikte gördük. Ardından hep içimizde bir ruhte, biz Türkiye olarak çok şey hak ediyoruz, çok güzel emekler veriyoruz. Bunun karşılığını almak istiyoruz. Çünkü bunun karşılığı emek var, alın teri var, bir mücadele var. Bizi üzen konu Hollanda'ya verilen bir olimpiyat elemesiydi. Bu bizi çok üzdü. Her şeyde bir hayır var. Oyuncularımızla, teknik ekiple de, arkadaşlarımızla da oturduk, konuştuk ve bunun üstesinden geleceğimizi, çünkü ben göreve başladığım günden beri her turnuvada bir madalya diyorduk. Çok şükür ki hemen hemen her turnuvada bir madalya ile evimize döndük. Bu bizi mutlu etti. Tabii bu başarıları sayarken burada bizim sponsorlarımızın desteğini de küçümseyemeyiz. Çok önemli bizim için bu destekler. Ve ardından bu takım sporunda bugün itibariyle olimpiyata giden bir tek branşız.
kurumsallığıyla, sistemiyle, okuluyla işte layık olmaya çalışıyoruz. Başta ben ve ekibim olmak üzere, çalışanlarım olmak üzere, oyuncularımız olmak üzere, teknik ekibimiz olmak üzere. Tek eksiğimiz, tek sıkıntımız artık salonlara dönmemiz, seyirci olarak dönmemiz. Oyuncularımız döndü ama seyircilerin dönmesi bizim için çok önemli. İnşallah bir an önce bu sıkıntılı günleri de atlatacağız ve bir an önce de o seyircili kucaklaşacağımız günleri özlemini gidereceğiz ve bir araya geleceğiz diye düşünüyorum. Ben tekrar tüm katılımcılara, Vestel ailesine, voleybol camiasına bu atılan imzaların hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.